Haftalık olağan grup genel kurul toplantımızın 26. dönem 3. yasama yılı 7. birleşimini açıyorum. Grup toplantımıza teşrif eden misafirlerimizi sizlere anons etmek istiyorum. Trabzon Of İlçe Teşkilatı, Muğla Dalaman İlçe Teşkilatı, Düzce Merkez İlçe Teşkilatı, Kütahya Eski Gediz Gençlik Kolları, Kayseri Sarıoğlan İlçesi Belediye Personeli ve Muhtarlar, Konya Müteahhitler Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kıbrıs Gazileri, Türkiye Gözlükçüler ve Optisyenler Girişim Grubu, değerli misafirler, değerli Sayın Başbakanım, değerli milletvekillerimiz, bugün Sayın Başbakanımızın grup toplantısından sonra kapalı grup toplantısı yapılacaktır. Burada organ, meclis organ seçimlerimiz ve grup organ seçimlerimiz yapılacaktır. Akabinde Milli Eğitim Bakanımızın bir sunumu gerçekleştirilecektir. Bunu da bilgilerinize sunmak istedim. Sayın Grup Başkanımızı ve Başbakanımızı haftalık grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Değerli milletvekili arkadaşlarım, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımıza teşrif eden değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz. Grup toplantımızın ülkemiz için, milletimiz için, geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, sözlerimin hemen başında İran'ın batısı ve Irak'ın doğusu Halepçe kenti yakınlarında meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Mevlam'dan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Afetin gerçekleştiği ilk andan itibaren başta Türk Kızılay'ı, AFET, UMKE olmak üzere ilgili kuruluşlarımız süratle bölgeye intikal etmiştir. İftiharla söylemek isterim ki depremzedelere ilk ulaşan ekipler bizim ekiplerimiz olmuştur. Arama kurtarma ekiplerimizin yanı sıra acil tıbbi müdahale, insani yardım ve gereken her türlü desteği sağlamak üzere deprem bölgesine ulaşmıştır. Kış mevsiminin yaklaşması, sertleşen hava koşullarını da dikkate alarak ilk etapta 3000 çadır, 3000 ısıtıcı, 10.000 battaniye depremzedelere dağıtılmıştır.
Irak ile koordineli çalışılan Kızılay, AFAD 50 tır insani yardım malzemesi, afet araçları, uzman personelle halen bölgede çalışmalar devam etmektedir. Türkiye olarak sadece komşularımızda değil, dünyanın neresinde olursa olsun bir afet varsa, bir felaket varsa biz oradayız. Bu vesileyle dost ve kardeş Irak ve İran halkına buradan bir kez daha acılarını paylaşıyor ve başsağlığı diliyorum. Ayrıca dün Antalya'da Finike, Demre, Kaş, Kumluca ilçelerinde yoğun bir yağış ve fırtına meydana geldi. AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ekiplerimiz hemen müdahale ettiler. Bu vesileyle Antalyalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ve tabii ki en büyük tesellimiz can kaybı yok. Bazı yaralanmalar var. Maddi hasarlar var. İnşallah bunları da en kısa zamanda gidermiş olacağız. Değerli kardeşlerim, değerli misafirler, geçtiğimiz iki hafta boyunca çok yoğun programlar icra ettik. Uluslararası ekonomi çevrelerini buluşturan İslam İşbirliği Ülkeleri Sigorta ve Reasurans Birliği yıllık toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Bu toplantıyla beraber örgütün dönem başkanlığını da Türkiye almış oldu. Yine İstanbul'da 2017 ihracat haftasını kutladık ve orada son 9 yılın Ekim ayı ihracatta büyük bir rekor olarak gerçekleşti. Bunu da kamuoyuyla paylaşmış oldum. Burada Türkiye'nin itici gücü olan ihracatımıza yönelik çeşitli sektör temsilcileriyle değerlendirme fırsatı buldum. Milli Savunma Üniversitesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Savunma Sanayi İcra Komitesi'ni yaptık. Gelecek yıllarda yurt savunmamız için öncelikle yerli ve milli kaynaklarla temin edilmek üzere toplam tutarı 5 milyar doları aşan 22 projeye onay verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye'nin otomobili projesinin başlangıcını yaptık. Ortak girişim grubunun protokol imza törenine katıldık. Meclisimizin himayesinde düzenlenen karar alma mekanizmalarında kadın temalı sempozyuma iştirak ettik. Kadın erkek eşitliği komisyonunun başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantı değişik birçok ülkeden misafirlerin katılımıyla gerçekleşti ve başarılı bir toplantı oldu. Komisyon Başkanımız Radiye Sezer Katırcıoğlu'na da bu önemli toplantıyı organize ettiği için teşekkür ediyorum. Tabii bunların yanında il ziyaretlerimizi de ihmal etmedik. Hafta sonu Erzincan'daydık. Üniversitenin akademik yıl açılışına katıldık. Erzincanlı hemşerilerimizin, sanayicilerin, iş adamlarının, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca 50 yıldır konuşulan, özellikle Kuzey ile Güney'i birleştirecek Kemaliye-Dutluca yolunun temelini attı. Bu yol yapıldığında Karadeniz'den
Arap Yarımadası'na kadar inen en önemli Kuzey-Güney koridorundan birisi tamamlanmış olacak. Böylece Trabzon'dan yola çıkan taşıyıcılarımız Erzincan, Malatya, Elazığ üzerinden güneye hatta ta Basra Körfezi'ne kadar ulaşma imkanına sahip olacak. Evet, değerli hemşerilerim bize çok güzel karşıladılar. Buradan da Erzincanlı hemşerilerimize bir selam gönderelim. Ardından Ankara'ya geldik. Merkez Karar Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu toplantısına katıldık. Bildiğiniz gibi daha sonra da bir dizi resmi görüşmeler ve temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdik. Değerli milletvekilleri, Amerika ziyaretimiz kapsamında ilk toplantımızı Amerika'nın önde gelen sivil toplum temsilcileriyle yaptık. Daha sonra Diyanet Amerika Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Müslüman toplum temsilcileriyle İslam dünyasındaki gelişmeler ve son zamanlarda Batı dünyasında yükselişte olan İslam karşıtlığı gibi konularda kapsamlı istişareler yaptık. Maryland'da kurulan İslam Merkezi hakikaten dinimizin ve ecdadımızın kültürünü, geleneğini yaşatacak muazzam bir tesis olmuş. Emeği geçenlere, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere burada katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki ibadethaneler ya binaların bodrumlarında ya da sokak aralarında apartman dairelerinde yapılırdı. Bu 60 dönüm civarında bir arsa üzerinde muazzam bir Selçuklu eseri, camisi, konferans salonu ve kütüphanesi Osmanlı evleriyle adeta bir külliyeyi andırıyor. Gerçekten de hem kültürümüzü hem de yüce dinimizi temsil eden çok güzel bir eser olmuş. Burada güzel çalışmalara da imza atılıyor, güzel işler de yapılıyor. Bildiğiniz gibi 9 Kasım günü de Amerikan Başkan Yardımcısı Sayın Mike Pence ile bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda özellikle ülkemizin hassas olduğu bütün konuları masaya koyduk. FETÖ, ABD'nin PYD-YPG işbirliği dahil olmak üzere bölgesel konulardaki beklentilerimizi açık ve samimi bir şekilde Sayın Başkan Yardımcısına ve heyetine aktarma fırsatı bulduk. Ayrıca FETÖ elebaşının tutuklanarak ülkemize iadesi, faaliyetlerinin kısıtlanması ve sonlandırılması talebimizi yine tekrar ettik. 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularının adalet önünde yargılanması konusunun Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha altını çizerek ifade ettik ve bu konuda ümit ediyorum ki somut adım atılmasını beklediğimizi kararlılıkla tekrar kendisine anlattık. Ve bunu söylerken bize kanıt, delil diyenlerin
11 Eylül hadisesinden sonra meydana çıkıp Amerika saldırı altındadır. Bu işi yapan da El-Kaide'dir. Onun başı da Üsame Bin Laden'dir. Afganistan'a giriyoruz. Amerika'nın arkasında olan bizimle gelsin dediniz. Biz de delil sormadık, kanıt sormadık ve biz oraya da asker gönderdik. Şimdi 15 Temmuz'da faili olduğunu Sağır Sultan'ın bile bildiği FETÖ'nün geriye verilmesi konusunda 40 dereden su getirmenin ne alemi var? Ne delili soruyorsunuz? 250 şehidimiz var, 2194 gazimiz var. Daha ne delil soruyorsunuz? Bunların Türk-Amerikan dostluğuna, müttefikliğine yakışmadığını, altını kalın çizgilerle çizerek ifade ettik. Ayrıca YPG ile ortaklığın geldiği noktayı da bir kez daha gözler önüne serdik. Adeta PKK'nın Suriye şubesi gibi çalışan YPG ve PYD örgütü maalesef orada DAEŞ'la mücadele adına Amerika Birleşik Devletleri ile faaliyet gösterirken aynı zamanda da elde ettiği en gelişmiş silahları amcası olan PKK terör örgütüne aktarmaktan da geri kalmıyor. Bu işbirliğinin artık daha fazla sürdürülmesinin ilişkilerimizde tamiri imkansız hasarlar oluşturacağını bir kez daha yalın bir dille ifade ettim. PKK ile etkin mücadelenin anlık istihbarat değişimi ve örgütün finansal kaynaklarının bulunup dondurulması yönünde geliştirilmesi beklentimizi ifade etti. Suriye ve Irak'taki gelişmeler, Kuzey Irak'ta yapılan gayrimeşru referandum gibi konuları da değerlendirme fırsatı bulduk. Bu vesileyle haklarında adli süreç devam eden vatandaşlarımızın, Amerika'da tutuklu bulunan vatandaşlarımızın durumunu da dikkatlerine getirdik. Amerika ile ilişkileri germek ve daha da kötüleştirmek gibi bir niyetimiz yok. Müttefikimiz olarak gördüğümüz Amerika ile olumlu gündem üzerinde yol almayı arzu ediyoruz. Vize konusunun kısıtlı olarak başlaması ilk adım olmakla beraber normal seviyeye dönmesi beklentimizdir. Washington'dan sonraki son durağımız New York oldu. Burada Musevi toplum temsilcileri, finans kuruluşları, iş adamlarıyla yatırımcılar, Türk akraba topluluk temsilcileri ve ekonomi çevreleriyle bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler marjında Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirirken ülkemiz aleyhine yapılan algı çalışmalarının üzerinde de özellikle hassasiyetle durduk. Yine New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres'le bir araya geldik. Görüşme kapsamında bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra Arakan ve Suriye'de yaşananların ve buradaki mülteci krizine bir çözüm bulunması için uluslararası çabanın daha da geliştirilmesi gerektiğini, Birleşmiş Milletler'in daha etkin ve aktif rol alması icap ettiğinin ifade ettik. Değerli kardeşlerim, Amerika ziyaretimiz sırasında malum 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
ölüm yıl dönümü münasebetiyle New York Başkonsolosluğunda bir anma toplantısı da gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin kurucusu ve istiklal şehitlerimizi andık, yad ettik. Yalnız burada şaşkınlıkla takip ettik ki birileri bütün Türkiye'nin ortak değeri olan Atatürk'ü hala tekellerinde görmeye devam ediyor. Ne yazık ki bazı medya çevreleri de Atatürk tekelleşmesine çanak tutarak toplumda bir ayrışmayı körüklemeye çalışıyor. Bazı basın yayın organlarına bakarsanız akıl almaz ifadeler var. AK Parti Anıtkabir'de, AK Partililer Anıtkabir'de. Bire ahmaklar. AK Parti kurulduğu günden beri AK Parti Anıtkabir'e gidiyor. 10 Kasım törenlerine de katılıyor. Kaldı ki AK Parti'nin kurumsal anlamda veya AK Parti mensuplarından hiç kimseye partimiz, parti mensuplarımız Atatürkçülüğünü kanıtlama gibi bir ihtiyacı yoktur. Ellerinde bunların sanki Atatürkçülük dedektörü varmış gibi ortalıkta gezinen siyaset hafiyeleri milleti fişlemeye, sosyolojik bir çatlak oluşturmaya gayret ediyorlar. Çok şükür ki bu sefer de çakıldılar. Cumhurbaşkanımızın da 10 Kasım konuşmasında ifade ettiği, altını çizdiği nokta budur. Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tek elinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma idealine hizmetle olur. Türkiye'nin her iline üniversite açarsan, 20 bin kilometreden fazla bölünmüş yol yaparsan, Anadolu'ya hızlı tren ağlarıyla donatırsan, dünyanın gıpta ettiği Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, Marmaray, Avrasya, Çanakkale Köprüsü gibi büyük eserleri milletin hizmetine sunarsan, Türkiye'nin milli savunma sanayisini yerli ve milli hale getirirsen, tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını üretirsen, dünyanın en büyük havalimanını yaparsan, Atatürkçülük budur. Laf üstüne laf koymak değil, taş üstüne taş koymaktır. Türkiye için eser üretmektir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Toplumu bu konu üzerinden ayrıştırmak Atatürkçülük değildir, vatanseverlik hiç değildir. Biz bu oyunu daha önce de gördük. Şimdi de aynı şeyler tekrarlanıyor. Türkiye'yi 2023, 2053, 2071 hedeflerine kararlılıkla ulaştırmak için çalışacağız. Bakın, Türkiye kökleri bir saksıda yeşermiş cılız bir ülke değil. Türkiye güçlü köklerini kadim medeniyetin toprağına salmış koca bir çınardır. Bu çınarın dallarından biri Fatih Sultan Mehmet ise diğer biri de Gazi Mustafa Kemal'dir. Fatih Sultan Mehmet ne kadar bizimse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de o kadar bizimdir. AK Parti Cumhuriyetimizin ve onun sarsılmaz uzantısı olan laikliğin de en sağlam teminatıdır. Laiklik, din ve devlet işlerini düzenleyen önemli bir alandır. Biri olmadan diğerinin sağlıklı ilerlemesi de söz konusu değildir.
Gelin görün ki Elmalı, Elmalılı Hamdi Yazır'a Kur'an-ı Kerim tefsiri yazdıran, Yaşar Hafız Bey'e şehitlerimiz için mevlüt okutan Gazi Mustafa Atatürk'ü dindar insanlardan ve toplumun mütedeyyin kısımlarından soyutlamak isteyenlerin çabaları da nafiledir. Değerli kardeşlerim, bölgemizdeki gerilimin yükseldiği bir dönemi yaşıyoruz. Irak'taki yasa dışı referandum sonrası neler olduğunu biliyorsunuz. Süreç içerisinde Türkiye'nin uyarılarının ne kadar da önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış. Kuzey Irak bölgesel yönetiminin oldu bitti macerası hüsranla sonuçlanmış, Irak Anayasası'nın öngördüğü yapıya tekrar dönülmüştür. Körfez ülkelerinde gerçekleşen siyasi dalgalanmaları ve Suudi Arabistan özelindeki gelişmeler de dikkat çekicidir ve yakından takip edilmektedir. Dost ve kardeş Lübnan'da Başbakanın Hariri'nin istifa muammasıyla başlayan gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Gelişmelerin yeni bir siyasi krize yol açmamasını, bütün tarafların bu yönde tutum sergilemelerini ve bölgemizde yeni bir sorun alanı, bir çatışma alanı olmamasını ümit ediyoruz. Türkiye, siyasi birliği, istikrarı, refahı ve güvenliği sağlanmış bir Lübnan'ın ve halkının yanında olmayı sürdürecek. Arzumuz ve gayretimiz bölgemizde, Körfez ülkeler arasında, küresel ölçekte huzurun, istikrarın, barışın sürekli olmasıdır. Türkiye bu noktada sağduyunun, uzlaşının ve barışın yanında hep saf tuttu. Bundan sonra da aynısını yapacak. Yanı başımızda 15. yılına giren Irak, 7. yılına giren Suriye meselesinde de çözüm için etkin rol almayı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız dün Soçi'de Rusya Başkanı Sayın Putin'le bir araya geldi. Suriye meselesi başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı. Burada Astana sürecinden Cenevre sürecine geçiş ve buradaki kalıcı barış süreci, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bütün kesimlerin kurulacak yeni devlette temsili konularında kapsamlı görüşmeler yapıldı. Amacımız ve hedefimiz bölgede acıların son bulması ve milyonlarca göçmenin tekrar yurtlarına dönmeleridir. Bunun için Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımız devam edecek. Bu arada Kuzey Kıbrıs'ta erken seçim kararı alındı biliyorsunuz. 7 Ocak'ta da seçim yapılacak. Buradan bu kararın Kuzey Kıbrıs ve orada yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu sabah haberlerde belki fark etmişsinizdir. BBC bir haber geçti. Suriye'de Rakka'ya ilişkin bir yeni rezalet ortaya çıktı. PKK terör örgütünün Suriye şubesi, YPG ve koalisyon güçleri sözde Amerika ve koalisyon güçleriyle beraber Rakka'yı DAEŞ'tan temizleyecekler ve oradan o bölgenin insanları gelip yerleşecekti. Ancak gel gör ki neler olmuş neler. Rakka'da DAEŞ'lıları temizlemek yerine Rakka'daki DAEŞ'lıları silahlarıyla birlikte Rakka'dan çıkmaları için destek olmuşlar.
50 tır, 13 otobüs, 100 tane araçtan oluşan bu 50 tırın da 10 tanesi her türlü ağır silahlarla yüklü vaziyette eskort yaparak, konvoy oluşturarak Rakka'nın kuzeyinden sağ salim DAEŞ terör örgütlerini çıkarmışlar. Bu ne demek? Biz ne dedik Amerika'ya? Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için mücadele devletlerin yapacağı iş değildir. Akla ziyan bir iştir. İşte sonuçları ortaya çıkıyor. Şimdi oradan çıkan silahlarıyla serbest bırakılan bu DAEŞ mensupları başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Amerika, dünyanın her tarafında kim bilir yeni masum insanların katline sebep olacaklar. Teröristten fayda gelmez. Bunların çarpışmadan anladıkları bela benim başımdan gitsin de nereye giderse gitsin. Eğer böyle devam ederseniz bela sizi gelir bulur. Başınızdan da gidemez. Onun için terör örgütlerine karşı devletlerin işbirliği önemlidir. Terörle işbirliği yaparak hiçbir şey çözemeyiz. Geldiğimiz noktada ne oldu? DAEŞ'la mücadele ettik hesapta. Teröristler silahlarıyla gittiler ve arkasından da YPG, PKK Rakka'ya yerleşti. Ne oldu? Oradaki Arapları püskürttüler, yerli halkı dışarı attılar. Bir terör örgütü çıktı, başka terör örgütü oraya yerleşti. Bu mu akıllı politika mı? Bu mu stratejik ve taktik işbirliği? Akla ziyan bir iş. Ve nihayet yine Türkiye bir kez daha haklı çıktı. Bizim amacımız haklı çıkmak değil. Bizim amacımız gerçek anlamda bölgeyi istikrarsızlaştıran bu terör belasından kurtarmak. Bu Avrupa ve dünya şimdi düşünsün, ne zaman DAEŞ teröristleri gelecek ve eylem yapacak? Şimdi orada kıstırdığınız terör örgütlerini bıraktınız, tek tek bulup dünyanın değişik yerlerinde etkisiz hale getireceğiz. Tabii bütün bunların bedelini bölgedeki insanlar ödüyor. Bölgeye yakın ülkeler ödüyor. Türkiye ödüyor. Çünkü Türkiye'nin Suriye'ye 911 kilometre sınırı var. Evet değerli kardeşlerim, dış politikadaki bu gelişmelerden sonra biraz da ekonomi üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlayın. Üzerinden 1,5 yıl kadar bir zaman geçti. Darbe girişimiyle hedefledikleri kaos planını gerçekleştiremeyenler hiç zaman kaybetmeden harekete geçtiler. Türkiye ekonomisi üzerinde istikrarı bozmak için algı operasyonlarını başlattılar. Hatırlayalım. Darbeden hemen sonra değerlendirme kuruluşları sözleşmiş gibi ard arda Türkiye'nin notunu düşürdüler. Türkiye'ye yatırım yapılamaz ülke diye ilan ettiler. Arkasından da döviz ve Türk lirası üzerinde dalgalanma başladı. Bütün bu gelişmeler sonrası Türkiye ekonomisi darbeden sonraki 3. çeyrekte yaklaşık %4.9 küçülmüş ve yıl sonu büyümesi de 3.2 oranında gerçekleşmişti. Buradan
bir sonuç alamayan kriz tacirleri bu sefer 2017'nin Türk ekonomisi için kötü bir yıl olacağı yönünde söylentilerini ve faaliyetlerini devreye soktular. Türkiye artık yatırım yapılamaz, büyümesini sürdüremez, ekonomik kriz olur, firmalar batar gibi algı operasyonlarına hız verdiler. Bakın değerli kardeşlerim, ilk 9 ayda böyle denmelerine rağmen Türkiye'ye giren yabancı sermaye miktarı, yatırım için gelen miktar 8 milyar doları buldu. Günlük finans piyasasında günlük hareketleri saymazsak yılbaşından bu tarafa 13 milyar dolar finans piyasasına para girdi. Çok önemli bir referandumdan başarıyla çıktıktan sonra hatırlayın 2017'nin ilk iki çeyreğinde, ilk yarısında %5.2 büyümeyi gerçekleştirdik. Ne söylerse söylesinler, Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye büyümeye, kalkınmaya, iş, aş üretmeye devam edecek. Baktılar ki işler istedikleri gibi gitmiyor. Bu sefer Türkiye'nin notunu, büyüme tahminini düşüren bildik kuruluşlar ard arda tekrar tahminlere başladılar. Büyüme oranlarını yükseltme yarışına girdiler. 3 kez Türkiye'nin büyüme oranını aslında revize ettiler. Onların revize ettikleri Türkiye'nin büyüme oranı değil, kendi itibarlarını kurtarma çabasından başka bir şey değildi. Şimdi de 2018 için kaos, ekonomik kriz senaryosunu tedavüle sokmaya çalışıyorlar. İş alemimiz, 80 milyon vatandaşımız rahat olsun, emin olsun. Nasıl ki 2017'de oyunu bozduk, büyüme rekoru kırdıksa 2018 içinde gerekli tedbirlerimizi aldık, alıyoruz, büyümeye, iş üretmeye, istihdama devam edeceğiz. Hedefimiz 2018'de enflasyonla mücadele, istihdam oluşturmaya devam, yatırımlara, yeni projelere devam, ihracata devam. Durmak yok, yola devam. Ülkemiz Gölcükçüler, sizin iş sizin iş tamam. Ne yaparsa yapsınlar, hangi hileye başvurursa vursunlar, ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bozmaya devam edeceğiz. Toplantıdan sonra buyurun buraya, sizi bekliyorum. Tamam bekliyorum. Bitiriyorum, biraz sonra bekleyeceğim. Buradan ayrılmayın.
Ayrıca arkadaşlar, o evrakları alır mısınız? Tamam. Tamam, gel. Toplantıdan sonra gel buraya. Tamam. Peki. Tamam. Değerli yol arkadaşlarım. Kıymetli misafirler, AK Parti Türkiye'nin geleceği olmaya, ekonomiden siyasete, uluslararası ilişkilerden toplumsal barışa, her alanda etkin çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır. İnsanımızı merkeze alarak siyaset yapıyor, milletimizin talep ve beklentilerine kulak vermeye devam ediyoruz. Bu beklentiler doğrultusunda biliyorsunuz bazı belediye başkanlıklarımızda nöbet değişimi oldu. Bu bayrak değişiminde yaptıkları güzel işlerden dolayı görevi bırakan başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni görev alan belediye başkanlarımıza da başarılar diliyoruz. AK Parti her kademesiyle halka hizmeti, hakka hizmet gören köklü bir siyasi geleneğin temsilcisidir. Bu geleneğe bağlı kalırken bir yandan da değişime, dönüşüme, gelişmeye açık olmaya devam edeceğiz. Bu dava milletin sinesinde anlam bulmuş bir davadır. Bu dava yüreği Türkiye için çarpanların dualarıyla bugünlere gelmiştir. Bu dava Anadolu insanının inancıyla, emeğiyle, dualarıyla inşa olmuştur. Değişimin öncüsü olan AK Parti devam eden kongre süreçleriyle kendini yenileme ve tazelemeyi de sürdürüyor. Milletin isteklerini siyasetin öznesi gören AK Parti'den siyaset simsarlarına asla ekmek çıkmaz. Değerli kardeşlerim, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. AK Parti'nin milletle kucaklaşmasının önüne hiç kimse geçemez. Gözlükçüler, şu ilk işiniz şu reyting kuruluşlarına bir gözlük yapın. Gaziler, sizler bizim gururumuzsunuz. Başımızın tacısınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sözlerimin sonuna geldim. Kapanıştan önce biliyorsunuz. Bir 26. dönem, birinci dönem meclis başkanımız Sayın İsmail Kahraman. İkinci dönem içinde tekrar aday oldu. AK Parti grubu olarak meclis başkan adayımızın yanındayız. İsmail Bey'i destekliyoruz. Başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu duygularla sözlerime son verirken değerli milletvekillerimize bu haftaki çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.
Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisini divana başkanlık yapması için davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başbakanım.